Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün açmayan, tomurcuk vermeyen orkidelerimizin bakımı ile ilgili birazcık sohbet edelim istedim. Öncelikle gördüğünüz gibi orkidelerim pıtır pıtır tomurcuk vermeye başladı sevgili arkadaşlar. Bu şekilde her bir yerinden tomurcuklandı. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar, şimdi bunlara verdiğim vitaminlerin arasındaki en etkili vitamin, orkideyi pıtır pıtır çiçek açtıran benim görüşüm ve ben sürekli uyguluyorum. Ve çiçek dalı tomurcuk çıkarmasını sağlayan bir karışım bu. Nedir bu? Haşlanmış yumurtanın suyu. Bunu öncelikle orkidelerinize mutlaka veriniz sevgili arkadaşlar. Orkideleri gerçekten hiç açmayan orkideyi bir hafta içerisinde, 10 gün içerisinde tomurcuklandırıyor. Yumurtanın kabuklarını haşladıktan sonra, ya da haşlanmış yumurta yapıyorsunuz ya evinizde, onun suyunu soğuduktan sonra orkidelerinize, eğer çiçeğiniz hiç açmıyorsa 15 günde bir ya da ayda bir kez mutlaka uygulayınız. Hatta içerisine yumurtanın kabuklarını da koyun arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Yumurtanın kabuklarını da toprağına koyuyorum. Orkidenin saksı değişimini yapabilirsiniz. İstediğiniz ayda, istediğiniz tarihte. Orkidelerinizin mutlaka gün ışığı alması gerekiyor. Gün ışığı alan bir cam kenarı ya da masa üstüne koyabilirsiniz. Haftada bir kere su vermeniz yeterlidir. Orkidelerimizin bu kuruyan dallarını keseceğiz sevgili arkadaşlar. Çünkü onlar artık kurudu. Yeni çiçek dalları gelsin. Hem kötü görüntü olmasın, hem de yeni çiçek dalları gelsin diye. Nasıl yapıyoruz? Bir makas yardımı ile şöyle hemen kökünden çiçeğin dalına zarar vermeden kesiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Sonrasında gördüğünüz gibi yeni yeni çiçek dallarımız gelecek. Ben şöyle küçük küçük tokalar kullanıyorum orkidenin dallarına. Bu şekilde tokalarla yapıştırıyorum arkadaşlar çiçek dallarını. Yine aynı şekilde bunu da keselim. Mutlaka bu işlemi yapınız. Evet. Bu şekilde. Orkidemizin dallarını, yapraklarını nasıl temizleriz? Ben aslında bunları arkadaşlar bir pamuk yardımı ile siliyordum. Sonra kuruluyordum. Ama sonrasında birkaç kere yıkama yöntemini denedim. Aşağı yukarı 3-4 aydır yapraklarını bildiğiniz suyun altına tutuyorum. Hafif suyun altına elimle yıkıyorum sevgili arkadaşlar. Hiçbir şekilde zararı olmuyor. Denedim. Dediğim gibi 3-4 aydan beri yıkıyorum. Yaprakları daha canlı oluyor. Ve yapraklarında herhangi bir sararma, solma olmuyor. Evet, tomurcuklarımızı da şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi 5 saksı orkiden var. 5'i de biri birazcık pembe gibi açıyor. Diğerleri beyaz açıyor arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Eğer ki orkidenizin yapraklarında lekelenme bazen oluyor, böyle kahverengi kahverengi sarı sarı lekeler. Hatta bu benim orkidemin düzelmeye dönmüş hali. Yaprakları kıvrık kıvrık oldu ve yaprakları yumuşadı arkadaşlar. Ama bunu ne yaptı hemen söyleyeyim. Asla ve asla ben tavsiye etmiyorum. Çiçek videolarımı izliyorsanız bana güvenebilirsiniz bu konuda. Ben çiçeklerime ne zaman tarçın versem benim çiçeklerim soluyor. Bunu bir menekşe çiçeğimde denemiştim. Menekşe çiçeğim öldü arkadaşlar. Yine aynı şekilde farklı bir çiçeğimde denedim. O da soldu, kurudu. Evet, bunları tarçın yapıyor. Yine aynı şekilde orkideme de denedim. Ve orkidemin yapraklarında sararmalar, ayrıca yumuşamalar oluştu. Şimdi yeni yeni kendini toparlıyor gördüğünüz gibi. Bilmiyorum sizler veriyor musunuz? Ama ben tavsiye etmiyorum. Hiçbir şekilde tarçını. Benim çiçeklerime hiç iyi gelmedi arkadaşlar. O yüzden sizlere de tavsiye etmiyorum. Aranızda çiçeğinize tarçın veren var mı? Bana yorumlara yazarsanız
Gerçekten çok merak ediyorum. Acaba bende mi bir sorun var diyeceğim ama hiçbir sorun yok. Çünkü her vitamini veriyorum. Elime ne geçerse yumurta, muz, fasulye, nohut suyu, pirinç suyu biliyorsunuz, çay, bunları hep sizlerle paylaşıyorum. Hiçbir şekilde çiçeklerime zarar gelmiyor. Daha çok faydası oluyor. Ama tarçına gelince tarçın benim çiçeklerimi öldürüyor arkadaşlar. O yüzden tarçın vermiyorum. Dediğim gibi çiçeğimizin bol bol tomurcuk vermesi için ve ayrıca daha güçlü köklerini çıkarması için, diri yaprakları olması için sizlere haşlanmış yumurtanın kabuğunun öncelik olarak söyledim. Sonrasında çiçeğinize yine bunu farklı çiçeklerime de vereceğim. Veriyorum ve vereceğim de. Nedir bu? Bunları asla çöpe atmıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepimiz evimizde soğan, patates, hatta sarımsak kabuğu, bunları ne yapıyoruz? Soyduktan sonra çöpe atıyoruz. Ama artık bundan sonra çöpe atmayacağız. Ne yapacağız? Bunları dilerseniz haşlayın. Dilerseniz suyun içerisinde 1-2 gün bekletin, en az 2 gün. Sonrasında o suyu orkidelerinize ve diğer çiçeklerinize kullanabilirsiniz arkadaşlar. Patates nişasta olduğu için çiçeklere çok iyi geliyor. Denemenizi tavsiye ederim. Bakın, çöpe atmıyoruz. Ne yapıyoruz? Çiçeklerimize veriyoruz. Evet, kaynattıktan sonra suyunu alacağız. Sonrasında çöpe atabiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi patates, soğan ve sarımsak. Bunları kaynatıyoruz ya da suda bekletiyoruz. Orkidelerimiz ve diğer çiçeklerimize veriyoruz. Orkidelerimden başlayaraktan sonra yılbaşı çiçeğimi de vereceğim. Ara ara sizlere çaydan bahsediyorum. Çayın çiçeklere çok iyi geldiğinden. Yine yorumlarda görüyorum, bana soruyorsunuz. Evet, çay verebilir miyiz diye soranlar var arkadaşlar orkidelerimize. Orkidelerinize çayın demini vermenizi tavsiye ederim. Çayın üstünde kalan demini soğuk bir şekilde orkidelerinize 15 günde bir, ayda bir kez yarım çay bardağı verebilirsiniz. Zaten orkidelerin saksısı küçük olduğu için yarım çay bardağı onlar için yeterlidir. Normal toprak olmadığı için de hemen zaten köküne ve her yerine o çay dağılacak sevgili arkadaşlar. Çünkü bunlar zaten ara ara boşluk gördüğünüz gibi ağaç kabuğu gibi şeyler, orkide toprakları. Evet, inşallah sizin de orkideleriniz bol bol çiçek açar. Yine söylüyorum, eğer ki tarçın verip de benim gibi memnun kalmayan var ise lütfen yorumlara yazın sevgili arkadaşlarım. Görüşürüz inşallah. Sağlıcakla kalın.